İstanbul için finans merkezi projesi hazır. Projeyi Ahmet Ergen, şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman'la konuşacak. Erhan, master plan tamamlandı, uygulama aşamasına geçildi. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin maketi de hazır ve şu anda bulunduğumuz noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman maket üstünden detaylarını açıklayacak. Mehmet Ali Bey şöyle başlayalım. Önce İstanbul Finans Merkezi'nin tam konumunu yerini ve kaç metrekare alan üstüne kurulacağını konuşarak başlayalım. İstanbul Finans Merkezi şu anda Ataşehir ve Ümraniye sınırları içerisinde yer alan ve toplam 1.700.000 metrekare alan üzerinde belirlendi Bakanlar Kurulu kararıyla. Fakat bugün bizim üzerinde çalıştığımız e, ve tasarımını ve planlarını bitirdiğimiz alan e, 800 bin metrekare e, toplamda. E, bunun üzerinde de 3 milyon 200 bin metrekare bir inşaat alanı var. E, burada söylediğim gibi 5 binlik ve binlik planlar tamamlandı, İmar uygulamaları yapılıyor e, ve e, ihale aşamasına da gelindi. Burada özel proje alanı olarak ayırdığımız bir bölüm var. Bu özel proje alanında ihalesi 8 Ağustos'ta yapılacak. Evet. Şimdi birazdan maket üstünde kurumsal olarak da hangi kurumların olduğuna da bakacağız ama genel olarak mimari yapı nasıl oluşturuldu, nasıl bir plan yapıldı bu açıdan? Tabii buradaki mimari yapıyı tasarlarken İstanbul'un tarihinden faydalandık. Bildiğimiz gibi tarihi yarımada, kapalı çarşı bunlar dünyadaki en eski finans merkezi, ticaret merkezi oluşumlarından. Dolayısıyla mimari ögelerimiz de avlular, dış mekanlar, etrafını çevreleyen rekreasyon alanları ve yeşil alanlar bunların hepsinde tarihi yarımada Topkapı Sarayı, kendi Selçuklu ve Osmanlı mimarisi bunlardan esinlenilerek yapıldı. Peki kaç yapı yer alacak şu anda maketi de hazır olan alan üstünde ve maket üstünden gösterirsek mesela hangi binalar hangi kurumlara ait olacak? Burada çok sayıda bina var. Birbiriyle bağlantılı olan binalar ve bağımsız olan binalar. Bunları ben maket üzerinden size anlatayım. Şu kısım özel proje alanı olarak tasarladığımız kısım ve bu kısımda da 3000 kişilik bir kongre merkezi, cami, otel, rezidans ve alışveriş merkezleri bulunuyor. Ee, yine özel proje alanımız projemizin içinden bir avlu oluşturarak devam ediyor ve dışarılara kadar e, okul, kreş alanlarına ve kamu e, itfaiye, e, kamu güvenliği için yapılan bir takım binalara kadar geliyor. Bunun dışında burada tabi bildiğimiz gibi kamu bankaları ve e, diğer finans kurumlarımız var. E, örneğin en önde gördüğümüz e, iki bina vakıflar bankasına ait yanında gördüğümüz karşılıklı iki bina e, halk bankasının. Burası emlak konutun ve karşısındaki 3 bina ziraat bankasının, evet. şurada gördüğümüz 3 bina BDDK'nın, banka, bankacı banka değil, evet, düzenleme ve denetleme kurumunun, evet. diğer 2 bina sermaye piyasasına ait evet. ve şunlar da özel binalar. Yine burada yapımı devam eden özel bir inşaat var. Daha önce arsa sahipleri olan firmalar da inşaatlarına devam ediyorlar. Yani burada tüm kamu kurumlarının ihtiyacı olan, daha doğrusu bu bankacılık finans alanındaki kurumların ihtiyacı olan yapılar, yapılar evet. fazlasıyla yer alacak. Kendileri kullanabilecekleri gibi özel finans kurumlarına da ve özel sektörde kiralama yapabilecekler. Şimdi ihalenin 8 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini söylediniz. Ne zaman tamamlanır? Yani bu maket olarak gördüğümüz yapı ne zaman fiilen kullanılmaya başlayacak? bunun için öngörümüz 3 yıl 3 yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Tabii burada çok detaylı bir tasarım rehberi hazırladık. Yani burada bütün kurumlar, şurada görmüş olduğunuz detaylı tasarım rehberine göre uygulama yapabilecekler. İsterlerse bakanlığımıza yaptırabilirler, isterlerse de kendileri bu tasarım rehberini kullanarak. Bu projeyi gerçekleştirebilirler. Çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Evet, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi için master plan tamamlandı, uygulama aşamasına geçildi. Yayınımızda da gördük, maketi de hazırlandı. Hangi kurumların mimari yapısı da belli olacak şekilde ne tür binalarda yer alacağı belirlenmiş durumda. Birazdan da bunun tanıtımı da yapılacak. Bunun öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman sorularımızı yanıtladı Erhan